Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand Derby'de gerçekleştirecek olduğumuz Vehicle Hunt adındaki yayıncı etkinliğinin rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, bu pazar günü arkadaşlar, ki tam tarih vermek gerekirse 27 Ekim 2024 Türkiye saatiyle 19.00 tarihinde sizlerle birlikte canlı yayında arkadaşlar bu Vehicle Hunt adındaki etkinliği gerçekleştireceğiz. İşte bu videoda bu etkinliğin genel olarak olayı nedir, nasıl oynayacağız, kuralları nedir ve nasıl katılabilirsiniz vesaire, sizlerle birlikte bunlara bakacağız. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referansın linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere 2 sunucusunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun içi karakterinizin adını ve soyadını girin. Son olarak da karşınıza çıkan ekrandaki mor butona tıklayıp Grand RP istemcisini indirip bilgisayarınıza kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Eğer Grand RP'yi bilgisayar üzerinde oynama fırsatınız bulunmuyorsa, o halde akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden Grand RP'nin mobil versiyonunda oynayabilirsiniz. Bunu yapmak ve de oyun içinde ekstradan ödül kazanmak için videonun açıklama kısmına koyduğum referansın linke tıklayıp siteye gidiyor ve buradan da oyunun telefonunuza uyumlu versiyonunu indirebiliyorsunuz. Oyuna girdiğinizde içerisindeki mağazada bulunan kod girme yerine de Alejandro yazarsanız, o halde içerisinde özel aksesuarlar bulunan nadir paketinde ücretsiz bir şekilde sahibi oluyorsunuz. Sizlere de mutlaka bu mobil oyunu indirip oynamanızı tavsiye ederim. Evet, istiyorsanız hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet, etkinliğimizin adı Vehicle Hunt adına bir etkinlik arkadaşlar. Yani araç avı gibi bir anlamı taşıyor. Çok fazla vaktinizi almadan hızlı bir şekilde arkadaşlar, istiyorsanız etkinin detaylarına geçelim. Bu etkinlikte ana görev haritanın farklı yerlerine yerleştirilmiş olan belirli araçları depoya teslim etmektir. Araçlar haritanın her yerine dağılmış olacaktır. Konumları ise aşağıda belirtilmiştir. Etkinin başında başlangıç noktasından başlamalı ve araçları bir seferde yalnızca bir araba almak kaydıyla ilgili konumlarda aramalısınız. Aile üyeleri sürücüyü korumak zorundadır. Böylece alınan araba hasar görmez veya suya düşmez. Başlangıçta tüm takımlara kullanmaları için belirli araçlar arasından seçim yapmaları adına 100 puan verilecektir. Ayrıca bu durumda uçan araçları da seçebilirsiniz. Ancak aile lideri etkinin her anında yalnızca kara araçlarını kullanabilir. Birazdan da zaten detaylarını vereceğim arkadaşlar. Ancak yine buralarında anlamış olabileceğiniz üzere belirli araçlar olacak arkadaşlar. Haritanın çeşitli yerlerinde ve bu araçların her birinin kendine has bir puanı olacak. Ve işte etkinlik sonunda da hangi takımın en fazla puanı varsa bu şekilde de bu etkinliği kazanmış olacaklar. Ve burada arkadaşlar yayıncı olarak bu araçları benim alıp ilgili yere götürmem gerekiyor. Bu esnada da aile üyelerimiz, yani bu etkinliğe katılacak olan aile üyelerimiz de beni korumakla mükellef olacaklar arkadaşlar bu durumda. Zira başka aileler de katılacak arkadaşlar. Başka yayıncı aileleri vesaire de olacak bu etkinin içerisinde. Dolayısıyla bir rekabet oluşacağı için araçların korunmaya da ihtiyacı bulunuyor ve bu sayede de hep birlikte bir etkinlik yapmış olacağız. Bunun dışında arkadaşlar etkinliğin başında tüm takımlara kullanmaları için 100 puan verilecek yazılmış burada. Yani etkinliğin başında arkadaşlar 100 puanımız olacak ve bu 100 puanla da etkinlikte kullanmak adına belirli araçlar seçeceğiz kendimiz için. Bu araçların vesaire hepsi aşağıda yer alıyor arkadaşlar. Birazdan zaten bahsedeceğim. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim istiyorsanız. Önemli yerler yazıyor arkadaşlar. Hemen devam edelim ve okuyalım. Başlangıç noktası. Bu noktada tüm takımlar aynı anda etkinliğe başlayacak ve araçları aramaya çıkacaklar. Tüm takımlar renklerine göre ayrılacak ve araçlar tüm takımlar için farklı olacak. Burada verilen puanlarla kullanacakları araçları seçmeleri gerekecek. Az önce de bahsetmiştim arkadaşlar. Etkinliğin başında 100 puanımız olacak ve belirli araçları seçmemiz gerekecek. Zira haritanın çeşitli yerlerine yerleştirilmiş olan araçları arayacaktık arkadaşlar, hatırlıyorsanız. Dolayısıyla onlara gidebilmek adına bizim de öncesinden araç seçmemiz gerekecek ve başlangıç noktası tam olarak burası gözüküyor arkadaşlar. Bunun için devam ediyoruz arkadaşlar. Araç teslim konumu şeklinde bir yer bulunuyor. Hemen okuyalım. Takımlar haritanın farklı yerlerine dağılmış araçları bulmalı ve aracı bu depoya teslim etmelidir. Araç sürücüsü aile lideri olmalıdır ve diğerleri araçları teslim etmek adına ona yardım etmelidir. Eğer teslimat aracı yok edilirse hiçbir takım puan alamaz. Eğer başarılı olup aracı bu noktaya teslim edebilirlerse de araçların nadirliğine göre puan alacaklardır. Bu araçları yalnızca aile lideri kullanacak arkadaşlar. Az önce bahsetmiştik zaten. Bunun dışında araçları yok da edebilirsiniz. Bu da bir taktiksel yaklaşım olabilir. Yani eğer rakip bir aile bir aracı götürüyorsa o aracı yok etmeye de oynayabiliriz. Böyle bir durum da bulunuyor arkadaşlar. Tabii böyle bir şey olursa aracı yok ettiğimiz için bir puan almıyoruz ve aynı şekilde tabii ki araç yok olduğu için ve onlar da teslimat konumuna aracı götüremeyeceği için onlar da puan alamaz. Böyle bir durumdan bahsetmiş özetle. Bunun dışında bu götüreceğimiz araçların belli puanları bulunuyor arkadaşlar. Burada tam olarak bunlardan bahsedilmiş. 3 türden aracımız bulunuyor. Common vehicle yani yaygın araç, rare vehicle nadir araç ve de golden vehicle yani altın araç adında. Hemen okuyalım arkadaşlar bunları da. Yaygın araçlardan haritada toplamda 3 adet olacak ve bu araçlar beyaz renkte olacağından bahsedilmiş. Bu yaygın araçların puanı ise 20 puan. Yani her biri 20 puan içeriyor. Yani bu araçları teslimat noktasına götürebilirsek her biri için 20 puan elde edeceğiz anlamı taşıyor. Bunun dışında nadir araçlar bulunuyor ki bunlardan toplamda 2 araç olduğu belirtilmiş burada. Aynı zamanda bu araçların mavi renkte olacağından da söz edilmiş burada. Ve son olarak bu nadir araçların da 50 puan olacağı belirtilmiş. Bunun dışında bir de golden vehicle yani altın aracımız bulunuyor. Haritada yalnızca bir tane bulunacak bundan ve bu araçta 100 puan olacak. Yani bu aracı bulunduğu yerden alıp araç teslim noktasına götürürsek de 100 puan olacağından bahsedilmiş.
demiş. Dolayısıyla değerli bir araç olacağı için muhtemelen bütün takımlar bu aracı oynayacaktır diye düşünüyorum. Ki bu araçla ilgili bir not da verilmiş. Hemen okuyalım. Altın araç 3 konumdan birinde olacak ve bu tamamen rastgele seçilecek. Araç etkinlik başladıktan sonra rastgele ortaya çıkacaktır. Araç yok edilirse kimse puan alamaz. Zaten önceden de belirtmiştim. Yani gidip bu konumlara aracı yok da edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir taktiksel yaklaşım da mevcut, fakat böyle bir şey olursa da kimse puan alamaz. Böyle bir durum da bulunuyor arkadaşlar. Hemen devam edelim ve yaygın ve nadir araçların konumları şeklinde bize bazı konumlar verilmiş arkadaşlar. Yani 20 ve 50 puanlık araçları bu konumlarda bulabileceğiz. Burası kazinonun arka tarafındaki yer arkadaşlar. Zaten görselden hatırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bunun dışında yine bir depo vari bir yer bulunuyor arkadaşlar. Tam olarak haritanın hangi konumu kestiremiyorum. Çoğu taraflarında bir yer olması gerekiyor. Ancak bu da bu şekilde bir konum ve bunun dışında da arkadaşlar şu şekilde bir konumumuz bulunuyor ki burası yanlış hatırlamıyorsam DOC idi arkadaşlar. Yani haritamızdaki hapishanenin ön tarafı oluyor. Bunun dışında bir de şöyle bir yer verilmiş. Burası da yine yanlış hatırlamıyorsam bu DOC'ye de yakın bir yerdi bu. Hemen oradaki highway'de, yani ana yolun orada bir market vardı. Ancak onu tam kestiremiyorum. Zaten bu konumlar arkadaşlar bu etkinliği yapacağımız yayından 1-2 gün önceki Grand RP yayınından mutlaka bakarız arkadaşlar. Zira ben de merak ediyorum. Buraları önceden bilmek iyi olacaktır. Dolayısıyla o yayınlara da mutlaka sizleri beklerim. Devam ediyoruz. Bunun için bir yer daha var arkadaşlar. Burası da yine haritamızın üst taraflarında kalan dağlık bölgedeki bir tünel olması gerekiyor. Yine o araçlardan bir tanesini burada görebilmemiz mümkün olabilecek. Bunun için devam ediyoruz arkadaşlar ve altın aracın muhtemel konumları şeklinde bir bölmeye geldik gördüğünüz üzere. İşte altın aracın çıkabileceği 3 konum da burası arkadaşlar. Herhangi bir tanesinde bu altın araç çıkacak. Yani 100 puanlık olan araç çıkacak. Ki en üstteki konum şehirdeki stadyum oluyor arkadaşlar. Grand Arbor'da stadyum diye geçiyor burası ve yanlış hatırlamıyorsam orası olması gerekiyor burası. Bunun dışında burası da bir hangar arkadaşlar. Yalnız bu hangar askeri havalimanının oradaki hangar mı yoksa şehirdeki havalimanında bulunan hangarlardan bir tanesini kestiremiyorum. Sanırım askeri olabilir. Emin değilim. Dediğim gibi bunlara zaten bakacağız. Bunun dışında bir de arkadaşlar yine şehrin üst taraflarında olan bir yer bulunuyordu bu şekilde. Galileo Observatory olarak geçiyordu sanırım burası. Yani bu altın aracın muhtemel konumlarından bir tanesi de burası olacakmış. Pekala, bu konuları da gördük arkadaşlar ve kurallar yerine geldik. Hemen hızlı bir şekilde etkinliğimizin kurallarını okuyalım. Engine block, spike yani motor durdurma ve benzeri gibi şeylere izin verilmiyor arkadaşlar. Bu tarz şeyleri kullanmamanız gerekiyor. Zira bu kurallara uymazsanız etkinlikten atılırsınız arkadaşlar. Yine bunun da bilgisini vermiş olayım. Bunun dışında silahlı çatışma yasaktır denmiş. Ancak özel aracı alabilmek adına sürücüsünü öldürebilirsiniz. Burada özel araçtan kastım muhtemelen altın araç olması lazım. Yani altın araç değerli bir araç olduğu için bu yapılabilir, ancak genel olarak etkinlikte silahlı çatışma yasaktır denmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu hususa da dikkat etmenizi öneririm. Üçüncü kuralımız ise yayıncılar uçan bir araç süremezler. Zaten videonun başında da bahsetmiştim arkadaşlar. Yayıncılar bu puan içeren araçları alıp götürmekle mükellef ve hiçbir şekilde uçan bir araç kullanamayacaklar. Dolayısıyla uçan bir aracı en fazla sizler sürebilirsiniz katılımcılar olarak. Bu da tabii ki taktiksel olarak bir avantaj olabilir. Zira uçakla birlikte ya da bir helikopterle birlikte hızlıca altın aracın konumuna bakıp bu şekilde takım olarak hedefinizi o konuma taşıyabilirsiniz. Böyle şeyler mümkün. Her neyse devam ediyorum. Araçlar depoya teslim edildikten sonra araçları çalamaz ya da patlatamazsınız. Yani bir aracı depoya teslim ettikten sonra orada bir araç gördüyseniz artık onları dokunmamanız gerekiyor arkadaşlar. Zira o aracı zaten takım oraya getirmiş olarak sayıldığı için bir anlamı bulunmuyor o saatten sonra o araca binmeniz veya patlatmanız. Burada bundan bahsedilmiş. Bunun dışında adminler tarafından aile üyelerine hiçbir yardım yapılmayacak. Sadece önemli durumlarda yayıncılara yardım edilecektir şeklinde bir kuralımız da bulunuyor. Zira bazen katılımcılar sürekli adminleri meşgul ediyordu arkadaşlar bunlar önceki etkinliklerde. Dolayısıyla bu şekilde bir kural getirmiş olmaları muhtemel ve kendilerince mantıklı olduğunu da söyleyebilirim. Aynı aile tarafından aynı anda sadece bir araç alınabilir. Yani o puan içeren araçları tek tek alabiliriz arkadaşlar. Aynı anda aile üyelerimizden biri de benimle birlikte binip götüremez. Böyle bir durum yok. Sadece o araçları tek bir kişi binebilir ve o da aile sahibi arkadaşlar ya da bir diğer deyişle yayıncılar binebilir. Dolayısıyla tabii ki de doğal olarak sadece bir araç alınır aynı anda. Yine burada belirtmişler bunu. Teslimat noktasının veya araçların spawn noktalarının yakınlarında kamp yapılamaz. Yani burada tam olarak kastettiği şey arkadaşlar, örneğin biz takım olarak teslimat noktasının orada pusu kuralım ve diğer gelen araçların sahiplerini öldürerek o araçları kendimiz çökelim gibi bir durum mevcut değil arkadaşlar. Bu engellenmiş burada bir kuralla. Burada tam olarak bahsettiği şey bu. Bunun dışında eğer bir araç yok edilirse arabanın tekrar ortaya çıkma şansı vardır. Ancak bu adminin kararına bağlıdır. Hatırlarsanız bu puan içeren araçları patlatma seçeneğimiz de bulunuyordu arkadaşlar. Ve böyle bir şey olursa da tabii ki de o aracı kimse götüremeyeceği için herhangi bir puan sağlanamıyordu. Fakat etkinlik adminleri inisiyatiflerine bağlı olarak bu araçları tekrar spam edebilirler. Yani ortaya çıkarabilirler. Böyle bir şey olduğunda zaten etkinlik zamanı mutlaka oyun içinde bulunan chatten, yani sohbet alanından bunun bilgisini de vereceklerdir. Bunun dışında son olarak en çok puana sahip olan takım da etkinliği kazanmış olacaktır. Yani etkinliğimiz genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ancak tabii ki de okumaya devam edelim. Katılımcılar için not bölümü eklenmiş. Hemen okuyalım. Etkinliğe başlamadan önce yakıt bidonu, tamir kiti, silahlar, mühimmat, şifa ve diğer şeyler gibi gerekli tüm eşyaları yanınıza getirmelisiniz. Burada şifadan kastı tabii ki de kit oluyor arkadaşlar. Medikit oluyor. Yani can basmamız için gereken eşya oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Yani bu tarz şeyler arkadaşlar yanınıza bulundurmanız gerekiyor. Dolayısıyla etkinliğe başlamadan önce mutlaka bu eşyalardan fazla fazla üzerinizde bulunsun. Zira etkinlik esnasında bunları tekrardan tedarik edemeyeceğiz arkadaşlar. Bütün takımlar o esnada o puanlı araçların peşine düşeceği için yine biz de aynı şekilde öncesinden bu ihtiyaçlarınızı gidermeyeceğiz.
gelmenizi öneririm etkinliğe gelmeden önce. Bunun dışında başlangıçta araçları satın aldıktan sonra kalan puanlar sonuca dahil edilecektir. Bu nedenle araçları seçerken bunu da aklınızda bulundurun. Hatırlarsanız etkinliğin başında bize 100 puan verildiğinden bahsetmiştim arkadaşlar ve bu puanlarla da belirli araçlar alacağımızdan bahsetmiştim. İşte orada 100 puandan ne kadar puan arttırabilirsek arkadaşlar etkinin sonunda o kadar puanda bizim avantajımız olacak. Yani orada akıllıca seçim yapmamızdan bahsedilmiş arkadaşlar. Taktiksel olarak bu da önemli bir şey tabii ki. Bunun dışında araç listesi şeklinde bir yerimiz bulunuyor arkadaşlar. Etkinliğin başına alabileceğimiz araçlar bu şekilde. İlk olarak Jugular alabiliriz. Her araç 2 puan. Yani bir tane Jugular 2 puanımızı harcayacak ve istediğimiz kadar Jugular alabileceğimizden bahsedilmiş. Sınır yok denilmiş. Thruster adında bir aracımız bulunuyor ki bu 10 puan olduğundan bahsedilmiş ve maksimum 2 adet alınabileceğinden yine burada bahsedilmiş. Bunun işte Bugatti Divo var arkadaşlar. 4 puan ve maksimum 5 adet alınabilir. En üst kalenin Klassen adındaki araç 3 puan ediyor tanesi ve maksimum 10 tane alınabileceğinden bahsedilmiş. Benefactor MG G63 Klassen adındaki aracımız var. Her biri 5 puan ve maksimum 4 tane alabiliyorken Fister 918 Spider adındaki aracımızdan da toplamda 10 tane alabiliriz en fazla ve her biri de 3 puan harcıyor anlamı taşıyor. Yine bir not yazılmış, hemen okuyalım. Herhangi iki özel araç yayıncı tarafından talep edilebilir ancak araç başına 10 puana mal olacaktır. Ayrıca araçların türüne göre bunu sağlayıp sağlamamak admine bağlıdır. Yani biz kendimiz de arkadaşlar en fazla 2 tane olmak üzere özel araç isteyebiliriz. Tabi bu özel araçları verip vermeyecekleri adminlere bağlı olacak. O gün yine yayında bunu konuşuruz zaten. Dolayısıyla böyle güzel bir araç isteyebiliriz arkadaşlar. Örneğin Vigilant tarzı bir araç güzel olacaktır diye düşünüyorum. Emin değilim, şu an aklıma o geldi. Başka şeyler de olabilir tabii ki. Belki Opresor MK2 bile olabilir. Her neyse böyle bir seçeneğimiz de bulunuyor. Dolayısıyla o günkü yayında bu tarz şeyleri mutlaka konuşuruz zaten arkadaşlar. O yüzden devam ediyorum hızlı bir şekilde. Bu arada özel araçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yani hatırlarsanız 100 puanlık bir altın aracımız vardı. İşte o altın aracın görüntüsü bu şekilde. Yani Scooby Doo One şeklinde burada yazıyor. Böyle bir görüntüsü varmış. Altın aracı gördüğümüzde nasıl bir şey olduğunu anlamış olacağız bu görsel sayesinde. Bunun için nadir aracımız da Karin A90 modelinde bir araç arkadaşlar. O da bu şekilde zaten burada görüyorsunuz. Ve son olarak da yaygın common araç. Yani 20 puanlık araç oluyor bu da. Anne Silvia Drift Lead adına bir araç. Ki bu baya kaygan bir araçtı. Bunu götürmek de baya zor olacaktır. Öyle düşünüyorum. Bu araç da bu şekilde arkadaşlar. Bunun için başka bir şeyimiz de kalmıyor. Ve böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mutlaka sizler arkadaşlar pazar akşamı gerçekleştirecek olduğumuz bu araç avı adındaki etkinliğe bekliyorum. Etkinlik dediğim gibi Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak pazar akşamı. Ben de muhtemelen bir yarım saat, bir saat öncesinden yayını açmaya çalışırım. Ve tabii ki de yarım saat, bir saat öncesinden yani yayını açar açmaz arkadaşlar katılımcıların listesini almam gerekiyor. Yani kim katılacaksa onun bir listesini tutmam gerekiyor. Ve etkinlik başlamadan genellikle 15-20 dakika öncesinden adminlere iletiyorum katılımcıları. Dolayısıyla mutlaka bu saatten önce yani minimum yarım saat, bir saat öncesinden ben yayın açtığım zaman hem oyuna hem de yayına gelerek eğer etkinliğe katılmak istiyorsanız adınızı yazdırmanızı öneririm. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Evet, böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir videomu beğenirseniz çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.